Evet canlar, yolumuza devam ediyoruz. Bu kez başlığımız, soru başlığımız neymiş? Hakları doğuran olgular nelerdir? Arkadaşlar bu üç, daha doğrusu bu başlık bize üç tane yan başlığı getirecek. Oldukça kolay. Önemli olan buradaki anahtar kelimeyi arkadaşlarım kaçırmamaktır. Neyi göreceğiz? Hukuki olay, hukuki fiil ve hukuki işlem. O zaman bir bakalım. Hukuki olay neymiş? İnsan iradesi dışında meydana gelen ve hukuki sonuç doğuran olaylardır. O zaman canlar anahtar kelimenin altını çiziyorsunuz. Ne var burada? İnsan iradesi dışında meydana gelecek. Ve neye sebep olacak? Bir hukuki sonuca sebep olacak. Mesela doğum. Arkadaşlarım bir hukuki olaydır. İnsan iradesi dışında meydana gelir. 9 ay 10 günlük bir süren var. Ondan sonra dünyaya gelmek zorundasın. Yok canım ben bir 2 ay daha durmak istiyorum. Burası rahatmış diyemezsin. Peki ölüm. Arkadaşlar ölüm irade dışı olarak kabul edilir hukuk dünyasında. 18 yaşın doldurulması. Mesela ben 2 yıl daha girmek istemiyorum. Yani tamam o eğitim bilimlerinde sosyal moratoryumlar falan olur. O bizi ilgilendirmiyor. Ama arkadaşlarım şimdi irade dışı olacak ama şunu gözden kaçırmayın sakın. Hukuki sonuç doğuracak aynı zamanda. Mesela doğum. Tamam bir hukuki olay irade dışı. Hukuki sonuç ne? Doğumla birlikte arkadaşlar ne başlıyor? Kişilik başlıyor. Ölüm. Hukuki sonuç ne? Kişilik sona eriyor ya da miras ortaya çıkıyor. 18 yaşın doldurulması bizim fiil ehliyet yaşımız falan neydi? 18 diyorduk. Demek ki anahtar kelime ne olmalı? İrade dışı olacak ve hukuki sonuca bağlanacak. Peki hukuki fiile bakalım. Bakın bu irade dışıysa hukuki olay, hukuki fiilde irade olacak. Kendi irademizle bir işlemde bulunmuşuz ve hukuki bir sonuç doğmuş. Mesela cinayet işlemek. Gittim adama bıçağı sapladım öldürdüm. Hukuki sonucu alacağım cezalardır arkadaşlarım. Hırsızlık yaptım, gasp yaptım. Bir kendi irademle gerçekleştirdim ve bir hukuki sonuç doğar. Bunun adına hukuki fiil diyoruz. Peki hukuki işlem adı üstünde aslında bizi zorlayacak bir durum değil. Bir ya da birkaç kişinin hukuki sonuç doğurmaya yönelik anahtar kelime istiyorsanız canlar şunu işaretleyebilirsiniz. Ortak irade beyanıdır. Mesela evlilik işlemleri. Ortak irade var değil mi? Alım satım sözleşmesi. Ortak bir irade var. İşte kira sözleşmesinin imzalanması. Ev sahibi kiracı. Ortak bir irade var. Peki irade dışıysa hukuki olay. İnsan iradesiyle gerçekleşirse hukuki fiil, ortak iradeden bahsederse cevabımız ne olmalı arkadaşlar? Hukuki işlem olmalı. O zaman soruya bakalım. ÖSYM'ne sorar. İnsan iradesi dışında meydana gelen ve hukuki sonuç doğuran durumlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Burada anahtar kelimeye dikkat. İrade dışı olacak. O zaman irade dışı ise aklımıza hemen ne gelmeliydi canlar? Hukuki olay gelecekti. Değil mi? İrademizle gerçekleşirse hukuki fiil. Ortak bir iradeden bahsediyorsa hukuki işlem olacaktır. Peki basit olduğunu düşünüyorum. Anahtar kelimeleri şöyle kitabınızda bir işaret koyun canlar. Peki hakların kazanılmasına bakalım bir de. Tamam birçok haktan bahsettik de bunları nasıl kazanacağız? Üç şekilde hakları kazanma yolumuz varmış arkadaşlar. Bakalım. Bir, yine oldukça basit ve anahtar kelimelere lütfen dikkat. Bir, aslen kazanma. Tanımına bakıyoruz. Dikkat. Başkalarına ait olmayan. Başkasına ait olmayan bir şey üzerinde kişinin hak elde etmesidir. Allah'tan. Türkçe'de şey diye bir kelime var da kurtarıyoruz. Mesela ormanda mantar toplamak ünlü örnek. Arkadaşlar mantarın sahibi var mı? Yok, ormanda gittin mantar topladın. Başkasına ait olmayan bir şeyi ne yaptın? O hakkı elde ettin. Ya da işte mezarlıkta çiçek toplamak. Değil mi? Ya da işte Fırat Nehri'nde
Balık tutmak. Balığın sahibi var mı? Tabii şöyle düşünmeyin. Hocam her şeyin sahibi vardır. Amenna. Her şeyin sahibi var. Ama konumuz onunla ilgili değil. Yani uhrevi düşünmeyin. Hukuki boyuta bakıyoruz. Arkadaşlar o balığın sahibi yok. Dolayısıyla o balığı nasıl elde ettim ben? Aslen kazandım. Genellikle en çok karışan örnekte çöpte eşya bulmak. Arkadaşlar çöpte bulduğunuz eşya aslen kazanmaktır. Çünkü hukuk şöyle bir yorum yapar. O kişi ne yapmıştır? Mülkiyetinden vazgeçmiştir. Tamam. O zaman başkasına ait olmayan bir şey üzerinde kişinin hak elde etmesine ne dedik? Aslen kazanma. Şıklarda görme ihtimaliniz var canlar. Aslen kazanma taşınır bir mal üzerinde ise bunun adına arkadaşlarım ne denilmiş? Sahiplenme denir. Yani taşınır bir şeyi aslen kazanıyorsanız bunun adı sahiplenme. Gittim dedim ki bir kedim bile yok. Gittim sokakta bir kediyi aldım eve getirdim. Kediyi ne yaptım? Sahiplendim. Peki aslen kazanma taşınmaz üzerinde ise buna ne diyoruz arkadaşlarım? İşgal diyoruz. Biz geçici işgal türünü daha sonraki ünitelerde göreceğiz. Peki bu başkasına ait olmayan bir şey. Peki başkasına ait olan bir şeyi elde edersem nasıl kazanmış olurum? İşte orada da ne diyeceğiz? Devren kazanma. Başkasına ait olan. Mesele budur. Mesele başkasına ait olup olmama meselesidir yegen. Yok o film olur. Boş verin onu. Başkasına ait olacak. Gittim. Balık satın aldım. Başkasına aitti. Yani Fırat'ta balık tuttum. Aslen kazanma. Gittim. İşte bir balıkçıdan satın aldım. Devren. Ya da miras. Değil mi? Mesela miras başkasından geliyor bize. Dolayısıyla devren kazanmaktır. Ya da hediye mesela. Devren kazanmaktır. Ya da ne diyebiliriz? Evlat edinme. Devren kazanmaktır. Değil mi? Çocuk başkasına aitti. Ben onu ne yaptım? Evlat edindim. Peki. Tesisten kazanma var. Burada da şuna dikkat edeceksiniz. Süreye vurgu yapacak arkadaşlarım. Bir hakkı ben belli bir süreliğine elde ediyorsam, belli bir süreliğine kullanıyorsam, bunun adına da ne demişler? Tesisen kazanma adı veriliyor. Kiracılık faaliyetleri, ödünç verme faaliyetleri gibi. Demek ki başkasına aitse devren, başkasına ait değilse aslen, süreye vurgu yaparsa tesisen kazanma diyeceksiniz. ÖSYM ne sorar? ÖSYM şöyle sorabilir. Başkasına ait bir şey üzerinde kişinin hak elde etmesi aşağıdakilerden hangisidir? Anahtar kelimeyi işaretleyin hemen. Başkasına ait. Başkasına aitse o zaman ben buna ne diyorum? Devren kazanma diyorum. Tekrar söylüyoruz. Başkasına ait ise devren. Başkasına ait değilse arkadaşlar ne oldu bu? Aslen kazanma oldu. Yani şu gruba dikkat. Anahtar kelime ne? İnsan iradesi dışı insan iradesi. İnsan iradesi varsa hukuki fiil, irade dışıysa hukuki olay. Ortak irade varsa hukuki işlem. Buraya geliyoruz. Başkasına ait değilse aslen kazanma, başkasına aitse devren, süreye önem verirse cevabımız ne olacak arkadaşlarım? Tesisen kazanma olacak. Anlaştık? Peki. Son olarak. Ben bu hakları kazanırken bazı ilkeler karşımıza çıkabilir. İki mi ya da üç kere falan soruldu arkadaşlarım. Hakların kazanılmasında geçerli olan ilke hangisidir diye sorulur. Arkadaşlarım iki tane terim karşımıza çıkıyor. Bir subjektif iyi niyet, iki objektif iyi niyet. Buna da dikkat, birer kelimeyi aklında tutmanız yeterli. Önce subjektif iyi niyete bakalım. Bir hakkın kazanılabilmesi için gerekli bir şartın yokluğunun ya da hakkın kazanılmasına engel bir sebebin varlığının haklı bir sebeple bilinmemesidir. Arkadaşlarım, subjektif iyi niyet. Siz uzun uzun tanım yerine arkadaşlarım şuna dikkat edeceksiniz. Bakın. Buraya özellikle dikkat. Çünkü tanımlar bizim hiç aklımızda tutamayız. Bir kelime değişirse farklı bir anlama gelir. Gerek yok buna. Soru da şuna vurgu yapacak. Dikkat, anahtar kelime. Hakların paragraf içerisinde
hakların kazanılmasından bahsediyorsa hangi ilke aklımıza gelsin? Subjektif iyi niyet. Ben bir hakkı kazanırken subjektif iyi niyet ilkesi geçerlidir. Hocam yani ne demek subjektif iyi niyet? Gittim arkadaşlar diyelim ki bir cep telefonu satın aldım. Hukuk diyor ki iyi niyetli olacaksın. Ben de diyorum ki yani cep telefonu satın aldım. Nasıl iyi niyetli olacağım? Yani cep telefonu sana kılıf alacağım. Seni sıcaktan koruyacağım, soğuktan koruyacağım. Bu anlamda mı niyetimi göstereceğim? Hayır diyor. O anlamda değil. Sen cep telefonunu satın alırken o cep telefonunun kaçak bir mal olmadığına emin olacaksın. Nasıl emin olacağım? Faturalı mal alacaksın. Faturalı mal alırsan sen neyi ispatlamış oluyorsun aynı zamanda? Subjektif iyi niyetini ispatlamış oluyorsun. Demek ki hakların kazanılması anahtar kelimemiz paragraf içerisinde bunu gördüğünüz an subjektif iyi niyeti yapıştırın gitsin arkadaşlar. Peki paragraf içerisinde şöyle derse hakkın kullanılması ya da borçların yerine getirilmesi kelimelerini kullanırsa ne olacak? İşte o zaman da cevap objektif. Hakları kazanırken subjektif, hakları affedersiniz arkadaşlar, hakları kullanırken objektif. Hakları kazanırken subjektif, hakları kullanırken objektif. Bunu bir iki kere tekrarlayın ve yine borçların yerine getirilmesinde objektif iyi niyet ilkesi geçerlidir. Şıklara baktınız, objektif iyi niyet diye bir kelime görmediniz. O zaman diğer adını kullanmış demektir. Dürüstlük ilkesi. Arkadaşlar günlük hayatta dürüstlükten ne anlıyorsanız aynı anlama geliyor. Yani sen bir hakkını kullanırken bana diyor ki ya adam gibi kullan. Şu telefonu satın aldın, faturalı mal olmasına dikkat ettin, subjektif iyi niyet. Telefonu kullanırken birilerini rahatsız etme. Bağıra çağıra konuşma. Telefonu bir saldırı aracı olarak kullanma. Adam gibi kullan diyor bana. Bunun adına da ne diyoruz? Objektif iyi niyet yani dürüstlük ilkesi. Bu videoda sizin yerinizde olsam hemen bir A4 çıkartırım. Bu başlıkların anahtar kelimelerini yazarım. Bu kısım benim için sorun olmaktan çıkaracağım. Beyin bedava. Yani neye gidip de ben tanımı ezberleyeyim? Anahtar kelime benim işimi çok rahat görecektir arkadaşlar. Anlaştık? Peki. Videoyu burada tamamlayalım o zaman. Bir sonraki videoda da birçok haktan bahsettik. Bu haklar saldırıya uğrar. Ben nasıl koruyacağım hakkımı? O zaman onun yollarını anlatacağız. Diğer videoda canlar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.